sazı elime, vurdum teline teline. Seni mani yaparım, korana gelme evime. Hak dostum, hak diyerek başlayalım söze. Bugünkü hikayemiz bir muhtarın kara lastik meselesini anlatmaktadır. Hikayemiz bir ilçenin dolmuşunda geçiyor. İlçe dolmuşuna bizim köylülerle birlikte binmişti. Çok sinirliydi. Resmen burnumdan soluyordu. Boş koltuk ararken birden arkadan seslendi biri. Muhtarım, muhtarım. Baktım, 2 saat önceki otobüsteki yol arkadaşım. Sinirim bir an için geçti. Gittim yanına oturdum. Hayırdır yeğenim, sen de mi bizim ilçeye gidiyorsun? Dedim. He muhtarım, he dedi. Yol boyunca beni konuştuğumuzdan sorma fırsatım olmamıştı. Meğer delikanlı bizim ilçede görev yapan bir arkadaşını ziyarete gidiyor. Birden göz ayağımdaki takunyalara ilişti. Gülmeye başladı. Bu sırada ön taraftan bir ses yükseldi. Tırı Mahmut şoföre sesleniyor. Ahmet yürü bari ver. Sesine davun çıkasıcağım. Böğürüyor oradan ağrı. Gence dedim ki gülme yeğenim gülme. Zaten tepem atık dedi. Hayırdır muhtarım, bu ayağındakiler ne dedi. Biraz içimi dökeyim dedi. Anlatmaya başladım. Biliyorsun, otobüsten inince Çullu Yusuf koluma yapıştı. Seninle vedalaşma fırsatı bile vermedi. Koluma yapıştı. Hemen sıvışacaktım boyu oradan. Yapıştılar koluma. Labosman dedi ki, muhtarım işiyesim geldi. Tuvalet nerede? Dedim şuna helayı göstereyim, başımdan savayım. Ötekiler demez mi haydin hep beraber gidelim diye. Neyse gittik, tuvalete vardık. Herkes benden önce çıkmış. Birer de cigara telletmişler. Çıktım, görevliye parayı uzatıyorum. Görevli suratıma bön bön bakıyor. Alsana parayı dedim. Demez mi ki bana 5 lira daha vereceksin? Niye dedim. Bizim köylülere döndüm. Döndüm o zamana kadar bizim köylülere. Versenize lan para ağzı dedim. Sen ver, köyde hesaplaşırız dediler. Ben onları bilmez miyim? Her zaman aynısını yaparlar. Neyse. Dedim ki bende bozuk yok dedim. Verin para ağzı dedim. Bağ demezler mi? Hadi hadi, sen muhtarsın, sana bozuk para lazım olur. Sanki size lazım olmuyor. Sanki bağ lazım oluyor bir tek. Neyse şunlarla daha fazla muhatap olmayayım dedim. Cebimdeki 200 lirayı verdim helal parası. Ondan sonra dedim ben bunlarla daha dedim muhatap olmayayım dedim. Varıp gidip cuma namazını başka camide kılacağım. Bırakmadılar beni, ille cumayı birlikte kılalım dediler. Otogar camisine gittik. Neyse cumaya kıldık, çıkacık. Millette bir telaş, arkadaş. Ne oldu? Tırı Mahmud'un ayakkabılarını çaldılar. Allah Allah, andır kalsın Tırı Mahmud'un ayakkabısı da. Neyse, hallerini acıdım. Onlarla birlikte ben de başladım ayakkabıyı aramaya. Şu muydu, bu muydu, şu muydu, bu muydu derken cami boşaldı tamamen. Kaldık sadece bizim küpülülerle. Arkadaş, ayakkabı yok ortada. Sonra arkama bir döndüydüm. Tamam, ben ayakkabılarımı buldum diyor Tırın Mahmut. Baktım ayağındakiler benim ayakkabım. Çıkarsana lan ayakkabımı dedim. Çıkarmadı. Caminin etrafında 2-3 tur attım yalın ayak peşinden. Kaçtı elimden. Yalın ayak kaldım. İmam halimi acıdı da bu takunyalar verdi işte. Yol arkadaşım, sıkma canını muhtarım. Köye gidince verir dedi. Nah verir dedi.
aynı haltı daha önce de yedi dedi. Nasıl yani? Daha önce de mi Tırı Mahmut ayakkabılarını çaldırdı dedi. Yok, benim ayakkabılarımı çaldı dedim. Hem de düğün günümde. Yol arkadaşım olayın detaylarını öğrenmek için ince ince soracaktı. Dedim sormadan ben anlatayım. Anlatmaya başladım. Biliyorsun ben sana nasıl muhtar olduğumu anlattım. Muhtar olacağım derken, kadrolu muhtar olayım derken, hapishane, adliye, ceza evi başıma gelmeyen iş kalmadı. Yaş geldi 30'a. Yurt yuva kuramadım. Dediler ki Güdül'den bir kız varmış. Evde kalmış. Gök Mahmud'un ümmü. Bizimkiler yarı gönüllü, yarı gönülsüz gittiler. Kızı istediler. Neyse, düğün dernek kuruldu. Davul zurna vuruldu. Biz düğün yapacaktık daha. Düğün günü bizim köyde damadı etmediklerini bırakmazlar. Sırtına semer mi vurmazlar, orasına burasına iğne mi batırmazlar, başında yumurta mı kırmazlar, daha neler neler. Her şeyi yaparlar damada bizim köyde düğün günü. Bir de her şeyden bahşiş isterler. Ondan bahşiş, bundan bahşiş. Ayakkabısını giydiren ayrı para, ters çeviren ayrı para, tıraş eden ayrı para, kapıyı açan ayrı para. Arkadaş, ben daha böyle bir şey görmedim. Her şeyden para alıyorlar. Her şey para. Neyse. Düğün günü beni falakaya yatırdılar. Çıktılar üstüme havurur, havurur, havurur. Neyse. Arada diyeyim, küslük çıkmasın diye her şeyi he diyor. Çıktılar beni falakaya yatırdılar. Sen bu Tırı Mahmut. Onlar beni falakaya yatırdığında sen Tırı Mahmut gel ayakkabılarımı çal. Neyse dayağı yedik. Eve gitme zamanı geldi. Zaman sabahtan düğün var. Erken kalkılacak. Düğün var diyoruz. Erken kalkılacak diyoruz. Haydin gidelim, gidelim diyoruz. Tırı Mahmut'tan ayakkabıları istedik. Veririm emme, bir koç isterim dedi. Allah Allah. Tamam dedik. Hadi tamam. Tamam. Her şeye tamam diyoruz. Ona da tamam dedik. İsterim emme. Hemen şimdi isterim dedi. Allah, o saatte koçu nereden bulalım biz? Yalvardık, yakardık. Uslular, başlılar konuştu. Yok adam Nuh diyor, peygamber demiyor. En sonunda ben sinirlendim. Düştüm onun peşine az önceki gibi yalınarak. Ben düştüm, o kaçtı. Ben düştüm, o kaçtı. Sonunda kaçırdım elinden. Neyse saat buldu. Bayağı ilerledi yani. Zabattan düğün var. Onunla mı uğraşacağız dediler kocamanlar. Yarın dediler düğün var dediler. Mahmud'un gönlünü yarın ederiz dediler. Neyse tamam dedik. Ayakkabısız kaldım ben. Sabah oldu. Tırı Mahmut hiçbir yerde yok. Ara dara, ara dara, ara dara. Hiçbir yerde yok. Arkadaş ara 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 ara. Akşama kadar Tırı Mahmut'u aradık. Yok. Neyse akşam oldu. Gelin alma zamanı geldi. El bizi mi bekleyecek dedik. Uslular başlılar gittik. Gelinin kapısına. Dediler. Ayakkabı da olmayıversin dediler. Zaten dediler içeri girmeyeceksin dediler. Ayakkabıya ne gerek var dediler. O zamanlar İspanyol paçam moda. Bende de İspanyol paça var. Zaten dedim İspanyol paçanın ayak altında dedim. Benim ayakkabılar nereden görülsün dedim. Neyse. Vardık gelinin kapısına. Demezler mi? Gelini damat içeriden çıkaracak. Allah, dünya bir kere başıma döndü Allah. Ayağımda kara lastik var. Çıkarırsam herkes görecek. Neyse başka çare yok. Çıkardım kara lastikleri. İçeri adımımı atacaktım ki arkadaş. Ben adımımı atmadan ayağımın kokusu içeri adımını attı. Benim bu namussuz ayaklarım terledi mi çok pis kokar. Biz de
Tırı Mahmut'u ararken terledik. Gelinin kapısına geldik, heyecandan bir daha terledik. İçeri ben girmeden kokular girdi anlayacağınız. Bir de baktım bembeyaz çoraplarım lastikten kapkara olmuş. Arkadaş, gelinin babası gördü. Bir sinirlendi. Senin giyeceğin ayakkabının da, seni bu eve damat diye alanın da, dedi. Bana bir küfür salladı. Ana. Anam o zaman bana bir sinir geldi. Bana bir ters geldi. Ben de dedim ki bilmem ne ettiğimi Mahmut'u dedim. Aldı ayakkabılarımı kaçtı dedim. Tırı Mahmut'a bir küfür salladı. Gelinin babasının adı Tırı Mahmut'u. Ortalık karışıldı. Gelinin 7 kardeşi üstüme çullandı. Dayak, değnek, sopa. Ortalık karıştı. Gelin bir taraftan bayılıyor. Anam bir taraftan bayılıyor. Birine su, birine kolonya. Ortalık karıştı. Derdimizi anlatana kadar dayağı yedik, sopayı yedik. Neyse ustalar başlılar, yine araya girdilerdi. Derdimizi anlatmaya çalışıyoruz işte. Tam o sırada Tırı Mahmut gelmez mi? Köyün itini kopuğunu toplamış. Yetiştim kardeşim, yetiştim diye gelinin kardeşlerinin arasından girdi. Gelinin babasına bir tokat attı. Hoppala, ortalık yine karıştı. Arkadaş, çadırlar yıkıldı. Yemek kazanları devrildi. Biz birbirimize girdik daha. İki köy birbirine girdi. Daha Uğur da ağlıyor, Uğur da bayılıyor. Öyle biz birbirimize girdik. Sen yine hapsi boyladın yani muhtarım. Yok, bu sefer hapsi boylamadım. Ama bizim düğün kaldı. O gün bugündür iki köyün arasında husumet var. Bu Tırı Mahmut'a sorsan ben orada yoktum, ben orada yoktum der. Bizim düğün iptal oldu. Ayağımda kara lastiklerimle kaldım. Bu Tırı Mahmut'un bağ attığı ikinci kazık. O kara lastikleri hala saklıyor. Yanına şimdi bu takunyaları da koyacağım. Ah ah. Muhtarım, sen bu Tırı Mahmut'u ne yapsan yeridir. Ben bu Tırı Mahmut'u her şeyi yapmayı deniyorum da. Bunda öyle bir şans var ki eşek şanslı. Her seferinde elimden kurtuluyor. Ben bir kere bu Tırı Mahmut'a ders vereceğim derken tüm köyü ishal ettiydim. Anlatsana muhtarım, nasıl oldu? Haydi inelim de onu da inince anlatırım. Hikayemiz burada son buldu. Sürçülisan ettiysek affola.